أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك وقلبنا بصمصام نفسك. اللهم اجعلنا لك شاكرا ولك ذاكرا ولك راهبا ولك متواعا ولك مخبتا وإليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد مقاولنا واسلل سخيمة صدورنا وأذهب الذهب والران والإحنة من قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من جزاع الفجأة ومن إسحاق المأنوسة ومن الإلحاد والغرة ومن الجن والعنة ومن الأمور المقمرة. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Söz, 2. Şule, 3. Nur'un 7. Sırrı Belagat'ının yarısından itibaren. Başını dün konuştuk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. İkinci nur fezlekelerle ilgili, yedinci sırrı belavat da bu fezlekelerin çok değişik kullanımları var, değişik maksatlarla fezlekeler belavat da Kur'an'da değerlendiriliyor. Yedinci sırrı belavat da kah oluyor ki, bazen oluyor ki ayet zahiri sebebi icadın kabiliyetinden azletmek, yaratma özelliğinden uzak olduğunu göstermek ve uzak göstermek için sebebin gayelerini, yanlış okudum, müsebbebin gayelerini, semerelerini gösteriyor. Müsebbebin. Ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çünkü gayet hakimane gayeleri ve mühim semereleri irade etmek gayet alim, hakim birinin işi olmak lazım. Bu ne demek oldu? Elini sebebin zahiri perde oluşunun ne demek olduğu. Evet. Sebep sonuç arasındaki ilişkilerin Kur'an'da nasıl böyle anlatıldığı. Makro dünyada, mikro dünyada insan için uygulamadaki değerinin ne olduğunu dün konuştum. Çok önemli bir konu olduğunu da tekrar söyledim. Pratikte çok önemli. İmanın tahakkukunda, insanın kalbinde imanın rahat bir şekilde yerleşmesinde çok önemli, şüphelerden uzak kalmasında çok önemli bir konu. Sebebi müsebbet, yani sonuçlar gayet hakimane gayeleri, maksatları, çok hikmetli maksatları ve mühim semereleri irade etmek. Bu sonuçta çok önemli sonuçların istenilmesi, kastedilmesi gayet alim, hakim birinin işi olmak lazımdır.
sebebi ise, şu dünyada sebep-sonuç ilişkisi içerisinde onun sebebi gibi görünen şey ise şuursuz camidir. Öyle bir irade etmesi, bilim, hikmet sahibi olması mümkün değil. İnsan bunu biliyor. Zaten kainatın yaratılışındaki esas sır da bu. Her şey sanki sebep-sonuç içerisinde sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yaratım var. Sanki birbirini yapıyor gibi görünmesine rağmen sonuçlara öyle özellikler verilmiş ki sebepler de onun yanında o kadar adi ki bu sebep bunu yapamaz diye insan söylüyor ve iman oradan çıkıyor. Ve okuduk İspat dairesinde sebeplerle sonuçlar birbirine yapışık gibi görünüyor, bitişik gibi görünüyor. Sanki biri diğerini icat ediyormuş gibi görünüyor. Sebep, efendim? Aynı anda ortaya çıkıyor. Aynı anda ortaya çıkıyor ve bir de sebep daima sonuçtan önce geldiği için sanki o olmazsa sonuç olmuyor, sebep olmazsa sonuç olmuyor. Aynı yaratılış şey var. Aynı yaratılış zinciri var. O zinciri görür. Yaratılışın hikmeti öyle gerektiriyor, izah ediyor ve o şekilde irade ediyor. O şekilde yaratıyor. Baktığınız zaman bu zincirlemede halkalar birbirinin içinde gibi görüyoruz. Halkalar birbirini gerektiriyor gibi. Halbuki birbirini gerektirmiyor, şöyle değil de. Şöyle. Zaten bu sebeple bu sebep yapabilir mi sorusunu sorduğunda aradaki fark ortaya çıkıyor. Şu cümle güzeldi. Her ne kadar birbiriyle bitişik gibi görünüyorsa da en büyük bir sebebin eli, en edna bir müsebbibin icadına yetişemez. En büyük bir sebebin eli, en edna bir müsebbibin sonucun yaratılmasına, var edilmesine yetmez. Buna istediğimiz kadar bütün galaksileri toplayın, ne kadar sebepler varsa toplayın. Onlar gelecek de senin vücudunda veya bir canlının vücudunda, özellikle canlıların vücudunda görünüyor. Daha rahat bir şekilde görülür biz. Bir çiçeğin desenini onlar dokuyacaklar. Deseniz nasıl dokuyacaklar? Bilmezler. Şey oluyor, şimdi mesela genlerle oynayıp onun mesela eskiden diyelim ki domates şu kadar, yumruk kadardı. Şimdi kocaman oluyor falan. İşte bunu başarabiliyoruz gibi geliyor insana. Böyle oyun şey yapabiliyor. Sanki sebep oluyoruz biz. O aslında böyleydi. Fakat şimdi öyle değil. Artık bu şekilde oluyor. Ve istediğimiz gibi oynayabiliyoruz gibi bir şey var. Algılayış var. Yani sanki yaratılışta senin öyle algılaman için Allah kapıyı açmış ama öyle algılamaman gerekiyor. Gerekçesi yok ama. Gerekçesi yok ama şey var yani işin öyle algılanmak isteyene sanki tuzağa düşüyor gibi. Yani öyle algılamak isteyen o tuzağa düşebilir. Öyle bir... Ama bilerek. Kendisi düşer başka. Yani bilmeden gerçekten onun hakikatlerine direkt değil. Biliyor ki orada bir yaratılış kuralı var. Biliyor diyor, yaratılış kuralına uyuyor. Yaratılış kuralına kendisi, o kişi uyuyor. Ve sonuçta o yaratılıştaki nizama, hikmete uymanın sonucunda mesela durup dururken bir ses çıkmaz ama elini vurursa ses çıkar. Tabii elini vuruyor, ses çıkınca o kural ya. O zannediyor ki ben ses çıkarttım. Sesi ben yarattım zannediyor. Sese ben vücut verdim zannediyor. Halbuki kural orada. Vurursan ses çıkar. Genleri şu şekilde şöyle bir şey ilave ederse ne yapıyorlarsa şöyle olur. Kural bu. Kendisi
sıfırdan kural koyamaz. Mevcut kurallara uyar. O, yani tuzağa düşüyor. Tabii senin ne demek istediğin çok belli. İnsan kendisine bir bahane uydurabiliyor. O bahaneye harici vücut, yani bahane varmış gibi söyleyebiliyor ama bir, insanın farkında olması lazım ki ben kendim yaratmıyorum. Veya genler kendileri yaratmıyorlar. Genler de memurdurlar. İnsan bunu bilir. Fakat yaratıcı var, benim yaratıcım var, buna teslim olmam lazım. Tevazuunu, gerçekçiliğini, aslında gururdan uzaklığını, uzak olma halini kabul etmeyen bir insan için bahane olarak söyler ona ama bilir. Yani tuzak açıktır, tuzak değil. Ama açıktır. Ben bunu yapamam, bunu insan bilir. Kendisi bir vücut veremez, gidiyor, mevcut kural laboratuvarda arıyor, buluyor, o kurala uyuyor, işte ibadet ediyor. Kulluk yapıyor. Kulluk, yaratıcının kuralını uymak demektir. Kulluk, yaratıcının nasıl yarattığını araştırıp, bulduğu yaratılış kurallarına irade nasıl istemiş, yaratıcının iradesi nasıl arzu etmiş. Şöyle yaparsam şu kadar domates veririm, şu şekilde yaparsam bu kadar domates veririm diye. Biz o kuralı bulup ona uyuyoruz. Orada ben böyle bir yeni kurala uydum da, şöyle istediğim, benim arzu ettiğim bir sonucu yarattım diyemez bir insan. Onu, o tuzağa bizzat kendisi böyle açıktan düşemez. Ben onu yarattım diyemez. İnsan onu yaratmadığını bilir. Ama bak ben böyle yaptım, böyle oldu, bahanesini kullanabilir. O bahanedir. Yani tuzak açıktır. Tuzak gizli değil. Tuzak dediğim şey. Yani inkar etmek isteyen için gözünü kapatması mümkündür. Ama gözümü kapattım diye ışık yok demek gibi bir sonuca biz göz göre göre katlanacağız demektir. Biliyoruz. Yani. Gözümü kapattığım için aydınlık değil. Hadi rastlam aydınlık. Bunun gibi çok açık ve var. İşte sebep ve müsebbep ortasındaki bu sebep ile sonuç arasındaki uzun mesafede o imkansızlık var. İnsan anlar, bu imkansızdır diye anlar insan. Bu sebep bu sonucu yapamaz. Bu su bu bitkiyi yapamaz. Benim yediğim yemek beni yapamaz. Atomlar benim yaratıcım olamaz. Atomların ilmi, şuur hiçbir şey istiyor. Memurdurlardır. Benim vücudumda ise önemli görevler yaptırılıyorlar. Onlar yaratılıyorlar. Sebep ve sonucun arasını fikren, anlayış itibariyle bu bunun yaratıcısı olamaz diye açtığımızda, bu çok önemli. Bugünkü dersin ana konusu bu olacak benim kafamda. Sebep bu sebep bu sonucun yoktan var edicisi olamaz. Yoktan var eden birisi var, bu sebebi burada görevli olarak, memur olarak yerleştirmiş. Deyip sebeple sonucun arasını açtığımızda ne kadar açacağız? Yani yüzde kaç ihtimalle kendi kafama göre, kendi anlayışıma göre, gözlemime göre bu sebep, bu sonucun yoktan var edicisi olamaz. %5, %10, %80, %100. İşte burada belki tesadüfen bunu yaratmıştır. İşte uzun büyük büyük rakamlar söylüyorlar ya. Yani 10 üzeri bilmem kaç ihtimalle kendi kendine bu çorbanın içerisinde bitmiş yalan. Ne kadar rakamı büyük söylersen söyle.
bir aklın, şuuru, bilinci olmayan bir atomlar topluluğu, onlar da yaratıklar, kendileri de yaratılıyorlar. Var edilmeye muhtaç olanlar, tesadüfen gelip benim yapma ihtimali %0. İstediğiniz kadar büyük rakam söyleyin, o ihtimal insanın yalnızca bir yerdeki hesabının yanlışlığından ya da akıl var, vicdan var. Ne kadar büyük rakam söylerseniz söyleyin, şu kainatın bu kadar muazzam yaratılışından tutun, en ufak bir molekülün yapısına varıncaya kadar o molekülün parçaları o molekülü yaptı diyebilmenin ihtimal diyebilmek için bize görünen ihtimal %0. Yani insanın kendi gözleminde, kendi hayatında yap. Bakın, şu binanın tuğlaların kendi kendine düşerek bu binayı yapma ihtimali kaç? Ya mümkün değil ki. Ne ihtimaline var? Tuğla hiçbir zaman ben şuraya geleyim de çarpışayım da öbür tuğlayla üst üste geleyim de bir duvar olayım deme kabiliyeti yok ki. Nereden çıkarttın? Hadi düşmüşse nereden düştü? Baban mı attı? Nereden düştü? Atmadan nereden düştü? Eve benzer bir mağara görüyorsunuz. Evet. Eve benzeyen bir mağara, rüzgar gelmiş, geçmiş falan bir şeyler olmuş. Ev gibi olmuş. O ortam böyle. Bir tane buldunuz. O belli olarak size getiriyor zaten. Küfretmek, şey etmek için mesela. O ev kendiliğinden olmuş gibi duruyor orada. Çünkü birisi uğraşıp yapmamış. Ama rüzgar gelmiş. İşte su gelmiş, sel gelmiş falan. Erozyonla falan. Böyle eve benzer güzel bir şey çıkmış ortaya. İşte öyle bir şey aramanın peşinde. Bulsun. Rüzgarların falan çarpmasına eve benzer bir oyuk bulsun bir dağda. Rüzgarın su molekülünün böyle bir ev yapma kastı olmazsa devam etmiş bir şey olmaz ki. Orada bir oyuk olur kalır. Senin kafandaki eve benzeyebilir, o benzesin. Benzedi diye onu su dalgaları diyelim. Dalgalar orayı ev yapmak için kasıtlı yaptılar, organize ettiler kendilerini kendi arasında. Bir dalga, ondan sonraki dalgaya sen de git, biraz da sen ondan sonra. Böyle bir tanzim yok ki ama yapılan iş, sonuç tamamen düzenleme sonucu. İrade, ilim ve hikmetle kasten yapılmıştır. Senin vücudun, benim vücudum. Ve sebep diye görünen malzemelerde böyle bir kast mümkün olmadığı gibi, mesela diyoruz ki bunlar böyle rastgele çalkalantalar olur mu? Kim çalkalıyor? Baban mı çalkalıyor? Kim çalkalıyor malzemeleri? Neye çalkalasınlar? Efendim? Birisi bir örnek verir de onunla dalga geçer okumuştum. Gençken de çok gülmüştüm. İşte bir torbanın içerisinde harfleri doldursa, bir de maymun gelse, yani bilinci yok ya maymunun, bu harflerden tek tek alıp atsa, senin ismini, işte bilmem Hüseyin bilmem ne diye, ismini yazma ve düzenli bir şekilde o isim yazılacak, ara verilecek, sonra soy ismi yazılacak. Bunu yazma ihtimalinizde kaç? Ne hesap ediyorsun kardeşim? Bu torba nereden geldi? Bu harfleri kim koydu? Bu maymun kim? Bu maymun kim? Bu harfleri alıp atıyor, alıp. Örnek efendim, bunda kainat öyle bir örnek yok ki. Yani, serseri ya bu adamlar. Efendim? Ha, hakikaten serserilik. Nobel'i de orada almak için bir şey yapıyor. Bunların hepsi sınavı, şansla olmayan sınavı nedir? Ama bütün elementler nereden geldi? Mesela diyorsun ki bütün elementler hayatta elementlerin elementler karışım, öyle olduğu için olmuyor. Yani elementler varsa kurtardık da çalışıyor. Elementleri babam mı ya? Gerçek olarak.
Elementleri rüzgarı babam mı çıkarttı? Rüzgar etmiş de karışmış da. Yani nereden çıkartıyorsun? Bak insan bahane ararsa kendi kendine gelir. İşte yemekte yani bir yere geldik ya, bu kâhine çok anlamlı, insanın duygularına hitap ediyor, bir yere geldik, gayet güzel, süslü falan. Eğer ev sahibine teşekkür etmek istemezse, ne der çocuklara sorarsın? Yavrum işte bu yemeği bize hazırlayan ev sahibine teşekkür et, bak bizim için yapmış buna. Neye dersin, niye teşekkür etmiyorsun? Bak sen sevmedin bu yemekleri, sevdin. Peki bunu sana hazırlayana bir teşekkür et. Cevabı nedir? İşte. Bak, küfrün cevabı bu, inatsızlığın cevabı bu, işte. Teşekkür edip minnettar olmak istemiyor insan, yaratıcısına istemediği zaman bahane uydurmak istiyor. Gerçekten bu sebep, bu sonucu kastedemez çünkü bu sonucu kastedecek özelliğe sahip değil. Duvardaki tuğla evi duvarı yapmayı kastedemez. İnsan bunu aklen biliyor. Yani onlar, biz akıllımızla düşünüyoruz imanın konusunu. Küfür akılla konuşmuyor. Küfür olsalarla, olmuş olabilirlerle konuşuyor, tahminlerle konuşuyor. Yani iyi dikkat edin, onlar dine işte insanlar böyle wishful thinking derler, dinsizler. Wishful thinking, yani böyle olmuş olabilir, keşke böyle olsun, hadi öyle kabul edelim diye. İyi dikkat edin, tam küfrün özelliğini imana yakıştırıyorlar. Hiç bu sevgi, teşekkür etmeyecek ya, yemek keşke kendi kendine olmuş olsun. Tam küfrün özüne iyice dikkat ettiğimizde, yani nereden geliyor bu diye iyice baktığımızda, kendi kendilerine, acaba böyle olsa olur mu? Böylece de teşekkür etmekten, ben yaratılışımın bir maksadı var demekten kurtulur muyum diye kendi kendilerime bir wishful thinking içine böyle keşke böyle izah edebilsek de kurtulsak demeye gelen ve Science diye yazdığı kitaplar ben yemin ederim legendary. Masal. Çizimleri mi? Masal. Adam adam tahminlerle anlatıyor. Nereden geldi bu diyorsun? Başı yok. Yani devamı çok tutarlı ve düzgün ama başı kesin. Yani ben de görüyorum. Devamı nerede yani, tutarlı? Sonuçta kullandıkları materyalin içerisinde çalışma var. Yani bir emek. Hayır. Emek devamı başı her yere. Her ana bakacağız. Devamı başı yok. Her şeyin başı, her şeyin şimdiki yaratılış şekli. Tamam, onu buluyor. Yani nasıl buluyor? Yaratılışı buluyor. İsmini yanlış koyuyor. Ha, o zaman bulduğu doğru. Şeyde bir şey yok abi. Hayır, şöyle diyelim, başımın devamı değil mi yanlış? İlmin felsefesi yanlış. Yorumu yanlış. Yani yaratılışın kuralını buluyor. Zaten insanlar yaratılışın kuralını buluyor ama kuralı buldum diye yaratılışı inkar ediyor. Halbuki bulduğun yaratılışın kuralıydı. İyi dikkat edelim. Bu insanların farkına vardı. Şöyle şöyle yapınca çiçeğin yaprağı büyüyor. Büyük oluyor. Bu yaratılışın kuralıdır. Sen kuralı buldun diye kural çiçeğe yapıyor da değil. Demek ki ben yapıyorum da değil. Sen yaratılışın kuralını. Yani insanların bunu bizim çok düşünmemiz lazım. Kuralını buldu, başlangıcı doğru değil. Burada işte science, neutraldır bilmem ne, öyle saçmalıklar yok. Yani iyi dikkat edin, ne diyoruz? Neutral olmuyor ki hiçbir zaman. Bir şekilde bağlı. Tabii. Her şey her zaman mutlaka değer yüklüdür. İnsanın her cümlesinde bir hüküm vardır, bu hüküm bir değer ifade eder. Her zaman.
Ne biz kendi dünyamızda, günlük dünyamızda, dün çok üzerinde durduk ya, insanın kendi davranışlarının, kendi hareketlerini, kendisi yaptım zannederek konuştuğu var ya, bugün gördüm, bugün yürüdüm, bugün şunu yaptım deriz ya, şunu ben yaptım. Bu pratiklikten dolayı kullanılan bu dili biz bilinçli bir şekilde imanileştirmemiz, yani gerçeği ifade eden şekilde dönüştürmemiz lazım. Yoksa aynı şeyi kainatta ben bunu yaptım, rüzgar bunu yaptı diyor. Yerçekimi bunu yaptı diyor. Hücreler, moleküller bunu oluşturdu diyor. Çok dikkat edin, bütün hastalık insanın kendi tarifinden kaynaklanıyor. Çünkü dersin konusu oydu. Bugün de ona eğer ilave edecek olursak, devamını sağlayacak olursak, ben bunu yaptım değil. Ben şöyle yaptım değil. Ben yapamadığımı dün konuştum. Bugün peki yapan ben değilim, yaratan var. Onun için kainattaki kurallara bakıp yaratılışın kurallarını buldum. Anlıyorum, onu anlama kabiliyeti bana verilmiş demek varken kuralı buldum, yaratılışı demiyor. Kainat demek ki böyle oluyor. Legendli burada, hikaye burada. Masal anlatıyorlar. Hatta peki nasıl olmuş sorusunu sorduğun zaman ta insanın bilmediği tarihe gidiyor. Belki olabilir diyor. Olmuş olabilir diyor. Milyonlar, milyonlar, milyarlar sene önce niye olmuş olamazsın diyor. Nereden çıkarttın? Bilme, gerçekten kendi kurallarıyla da baktığında yok. Hani diyorlar gelişmiş, kendi kendine olmuş diyorlar ya. Oluşmuş olabilir diyorlar. Ya şu anki meseleyi şeye bağladığımız zaman sanki tekrarlanan kurallar çerçevesinde yani bir forma soktuğun zaman kavga şeyde oluyor. Tarihin başlangıcında insan nasıl var oldu? Nasıl var oluyor değil de nasıl var oldu sanki? İlk defa nasıl başladı? Gerisi gelir zaten. Bu çok önemli. Çok güzel maşallah. Bir ilk başlangıcı bulduk mu gerisi zaten gelir anlayışıyla bilinmeyen tarihe gidiyorlar. Şu anda ben nasıl oluyorum? Niye çalışmıyorsun? Gerçekte olabilir mi? Benim oluşumumdaki kullanılan malzemeler ile ben arasında ne ilişki var? Mesai nasıl diyor? Sebep ve müsebbet ortasında ki uzun mesafede benim atomlarım, benim vücudumdaki atomlar benim yaratıcım, icat edicim olamazlar. Benim DNA'm, benim vücudumdaki DNA benim yaratıcım olamaz. O belli bir kuralla çalışmak üzere yaratılıyor. Kendisi yaratılmaya muhtaç. Kendisi memur. Duvardaki tuğla. Tuğla duvar olsun diye konulmuş oraya. Benim yaratıcım olamazı şu anda gözlemlediğimiz dünyada tespit edince o aradaki yaratıcı olamamazlık %100 kesinlikle yaratıcı olamamazlık anlayışı olamadığını anlamak bu anlayışın içinde Esma-i İlahiye birer yıldız gibi tulu eder. Yani peki bu evin tuğlaları, bu evin yaratıcısı, yoktan var edicisi olamazlar. Ben %100 eminim bundan. O zaman bu evi kim yaptı sorusunu sorduğunda bu tuğlaları buraya kim koydu?
bunları burada kim görevlendiriyor? Bu dediğinde eve bakacaksın. Şimdi esas o aradaki büyük o sonsuz mesafede Esma-i İlahiye çıkıyor. Yani sonuca bakacaksın. Bak insana, bak bir hayvana, bak bir bitkiye. Ne buluyorsun? Muazzam bir kasıt var. Peki sebeplerde bu kasıt olamaz. Sebeplerin böyle bir kastı güdebilmeleri için ilimleri, iradeleri, geleceğini bilen özellikleri olması lazım. Tuğlaların, evi yapan tuğlaların, evin oluşumunda kullanılan tuğlaların ev nasıl bir şey olacak diye önceden bilmeleri ve ona göre tercih yapmaları lazım. İrade lazım, yok. İlim lazım, yok. Hikmet lazım, yok. Tuğla lazım. Kendisinin var olması lazım. Kendisini kendisi var edemez. Yaratıcı lazım, icat eden lazım, şekil veren lazım, tanzim eden lazım, insanı bilip merhametle insan burada yaşayacak, şunlara şunlara ihtiyacı var diye hazırlıklarını yapması lazım, tedbir eden lazım. Sebeplerde bunlar, bu özelliklerin hiçbirisinin hiçbir ne kadar küçük oranda olursa olsun, 10 üzeri bilmem yüzde kaç, yok. Yok, olamaz. O zaman bu özelliklerin hepsi kainatı, beni, evi yapan hale aittir. İşte sebeple sonucun arasını açtığımızda arasındaki o sonsuz mesafe, büyük mesafe değil. Sebebin sonucun yaratıcısı olamayacağına dair sonsuz mesafe. Büyük mesafede mesela yanılırız. Sonsuz mesafe, hiç ihtimal yok. Hiç. Ne kadar büyük rakam söylese söylesin. İhtimal yok. O sonsuz mesafede ezanlar neler eğlenmişler. Ne saçmalık nereden. Der ki şimdi denizdeki kum tanesi kadar sıfır koysam birin yanına belki o zaman ihtimal yok. Nereden olacak? Şey ihtimal. Nereden ihtimal? Bir tane olmasın ihtimali buluyor da devamlı tekrarlanması. Nereden bir tane ihtimali buluyor İbrahim? Nereden direkt mi? Hayır. Yani nereden ihtimali buluyor? Şimdi akıl şöyle, bir tanesi için o ihtimali düşünüyor. İki tane oldu mu, üç tane oldu mu? Tasavvur ediyor. Bunun... Bakın iyi dikkat edin, cümlelerimize iyi dikkat edin. Bir tanesinin olma ihtimali, bir yerde isabetli bir şeyin olma ihtimali diye buldum diyor. Ya tuğla nereden geldi de ki tuğla üst üste geldi? Bir ihtimal. Tuğla üst üste kendi kendine gelir mi? Tuğla nereden geldi? Neden gelsin? Belki bir rüzgar getirdi. Rüzgar nereden geldi? Nereden çıkartıyorsun rüzgarı? Hayal, masal anlatıyorlar. Masal anlatıyorlar. Dikkat edin. Sanki bir gün düşünün. Hep bir duvardan. Sonra diyorsun ki belki tuğla nereden getirir? Belki şu duvarda. Yok ki. Arası ortasını görmüyoruz çünkü. Tuğla nereden geldi? Rüzgar nereden etti? Yani kimse yapmadı. Gördüm ben yapılırken etkilerim değil. Efendim? Arada ben olurken gördüm ve kimse yapmıyordu diyemiyorsun. Çünkü öyle bir şey görmüyorum. Yok öyle bir şey. Bir var diyor, bir var diyor. Gerçekten Allah'a inançsızlık hikayedir, masaldır. Tamamen okus okustu, karikatür yaptı. İnsan kendi kendine hayal çiziyor. Ben hayret ediyorum. Hani insan bakıyor, kuralı buluyor. Kuralı bulurken çok ciddi. Kuralı bulduktan sonra demek ki bu kendi kendine olur derken aptalın aptalı. Bu kadar mantıksızlık olur mu? Sen deli misin? Hiç böyle bir şey kendi kendine nerede olmuş da sen alın? Birisi yani, öyle hiç bütün yazdıklarından kitabından bakılan Allah'a hiç inanmıyor, Allah'sız kalıyor. Bir yerde diyor ki mutlaka
o ide aleminden, başka bir alemden bahsediyor falan. O zaman diyor ki bu iki alem olduğunu diyor ki herkes kabul bu desteği. Yoksa diyor varlık nereden var olsun ki? Varlık kendi kendine var olamaz. Bir başka bir yerden geliyor olması lazım diyor. Fark diyor bazı hani tut kapıyı takmışlar sizindeki o varlık geldiği alem üzerine o esastır ve onun üzerine düşüneceğiz, bunu anlayacağız dediler. Bazıları varlık nereden geliyorsa gelsin, şimdi biz buradayız ve burada bununla meşgul olacağız. Varlığın kendisine bakacağız, ne oluyor bakacağız. Nereden geldiğine bakmayacağız. Ben inanamadım çünkü bütün kitaplarda bu adam tamamen dinsiz ve din düşmanları yapıyor. Fakat yani bilmiyor değil, yani beslenmiyor. Ben yani, bakmayacağım diyor. Ben düşünmeyeceğim diyor. Yokluktan olmayan bir şeyden bunlar var olmuyor yani. Bir yerden geliyor olması lazım, bu diyor diyor, beslenmiyor diyor. Üzümlüğe bağını sorma var ya, en cinsiz kafa bu. En cinsiz Allahsız kafa bu. Üzümlüğe bağını yani, sorma. Ne demek? Ne demek üzümlüğe bağını sorma? Sen hayvan bile değilsin ya. Hayvan bile öyle yapma. Ayetlerin yine kısmını çeviriyor. Ayetlere bakmıyorlar. Çünkü kendilerinin yaratılıyor oluşlarını kabul etmek istemiyor. Bütün dava orada. Ben kendi kendime varım diyecek, kendi bildiğim şekilde yaşayacağım diyecek, kural kabul etmem. Kabul etmem. Bayağı acı verici bir şey gibi de duruyor o pozisyonda. Öyle bakan bir insan için en büyük acı orada yani. Kabul ettiği zaman kaybedeceği çok büyük bir şey. Ruhunu kaybedecek. Sahte bir dünyası yıkıyor. Sahte dünyası yıkıyor. Ben yaratılıyorum diyemiyor. Kendisine hayali bir dünya kuruyor. Ben yapıyorum, ediyorum. Ben şöyleyim, ben böyleyim diye. Kendi kendine. Hep kendisine verilen güzelliklerin hepsini kendine mal ediyor. Ondan sonra bir yaratıcım var. Ve ona minnettar olmam lazım, teşekkür etmem lazım. En azından ben yaratıldım. Gerçekten kabul etmem lazım. Ne kendi kendime gurura kapılıyorum diyemiyorum. Zaten dün özel konu buydu. Kainattaki yaratılışı, icadı anlamanın en birinci özelliği insanın kendisinin gururdan vazgeçmesidir. Yani sahte malikiyet iddiasından vazgeçmez. Sahte. Yok öyle bir şey, varmış gibi yapıyor. Ben tanzim ederim, ben yönetirim, ben şöyle yaparım, ben istediğimi yapacağım. Sen kimsin? Hiç onu düşünmüyor. Sen nereden geldin? Sen bu özellikler sana nereden verin? Hiç onu düşünmüyor. Çok dikkat etmemiz lazım kendimiz için düşünürken. Sen kimsin? Kendini gurura kaptırmış bir insanın, gururu seçmiş bir insanın kainatın sırrını çözmesi mümkün değil. Mutlaka yanılacaktır. Kendini, çünkü kendisindekini, kendisinin hakkında vermiş olduğu kararı kainatta gördüğü tüm mevcuda da yansıtacaktır. Onları da gururla yönlendirecektir, yorumlayacaktır. Allah'tan tevazu zaten. Evet. Yani tevazu demek, gerçeğini kabul etmek demek. Yani bulunduğun yerde aşağı değil. Gerçeği neyse o. Hakikatin neyse o. Nedirsin sen? İşte odur tevazu. Olduğunun dışında görünmeye çalışmaktır gurur. Ama işte bizim hakikatimiz başımızı yere koymak olduğu için yaratılmışlığımızı kabul etmek. Kendisini kendisi istemiyor onu. Yaratılıyor oluşunu kabul etmemek. Aslında. Yine böyle hani Allah'a ibadet etmek falan değil. Yani nereden çıkıyor bunlar diyor. Yok. Yaratılıyor oluşunu kabul et. Sen Allah'a ibadet etmek, yaratıcıya ibadet etmek, ona abdolmak, bu neyse itiraf etmek demek. İbadet ne? İbadet dediğin ne? Gerçeğin neyse onu, hakikatin neyse onu ortaya koyacaksın. Ben yaratılıyorum. Bana nimetler hazırlanmış, verilmiş. Ben bu dünyada misafir ediliyorum.
beni yaratan beni burada eğlendiriyor de, efendim işkence çekiyor. Tabii yaratıcın yok, tesadüfen var oldum dersen işkence çekersin. Yok öyle bir şey. Yalan söylüyorsun çünkü. Yalanın cezasını çekiyorsun, karşılığını çekiyorsun. Sana yalan söylüyorsun, iftira ediyorsun diye haber veriliyor. Yanlış bir iş yapınca o yanlış ikazla karşılanır. Rahmeti ilahi sana hayır, yanlış yapıyorsun. Benim yaratıcım var, sahibim var diyenler gün gibi yaşıyorlar. Huzur içerisinde yaşıyorlar. Yaratıcım bana bunu şöyle yaptı şimdi. Şartlar ona göre ayarladı. Ben onu yapıyorum diyor. Bu teslimiyetçilik değil ki yani. Sahte bir teslimiyetçilik değil ki. Gerçeğini kabul edip o gerçeğe uyumlu hareket etmek. Sahte diye düşünenler kendilerine de bir sahte bir şey ayırmasınlar. Mutlu şimdi ona sahte diyor. Gerçek diye düşünüyor. İçmiş içiyorlar. Yani, alıyorlar ya. Sen de bir sahte dünya kur. Orada sen de mutlu etsin. Madem öyle bir şey var. Mutlu etsin. Bir sarhoş oluyor. Çünkü ha, sarhoş oluyor ta ki gerçeklerini unutsunlar. Onun için onların en mutlu anları sarhoşluklar. Noktalar. İnsaniyetini kaybederek noktalar. İnsaniyet orada dururken sahte dünyada kendini kandıramazsın ki yalan. Biz kendi kendimize mutlu olacağız. Nasıl mutlu olursun? Ölüm varken zaten mutlu olursun. Kainatın devamlı yaratılıyor oluşu, devamlı değiştiriliyor oluşu gerçeği karşısında sen nasıl ben insan olarak mutlu yaşayacağım diyebilirsin ki. Problemleri ben çözeceğim diye yaptırdığı zaman Allah'tan otur şeyde hani sonuçta sebebe kuvvet verip ben onu çözebileceğim diye yaklaşıyor ve çözemiyor. Bir de orada müthiş bir yıkılma oluyor aslında. Enaniyetin, gururun yıkılması oluyor. İnsanından benim mesela seni misafir eden bir kişiye, sana ikramda bulunan bir kişiye o kişinin karşısına çıkıp da teşekkür ederim, çok memnun oldum, ihtiyaçlarım karşılandı, çok ben müteşekkirim, memnunum demesi insan içinde aşağılık mı? Yoksa izzet midir? Teşekkür etmeyen insana ati deriz değil mi? Duygularımız öyle söylüyor. Teşekkür etmeyen insana ne biçim insan? Hayvan gibi geldi, biri işte gitti, bir teşekkür bile etmedi. Ve adi insan bak bunu sevmiyor. Ya üzümünü yediğin bağın nereden geldiğini, bu üzüm hangi bağdan geldiğini bilip de bağ sahibine teşekkür etmeyeceksen hayvandan ne adisin? Onun ızdırabını çekmek zorundadır insan. Onun için gurura kapılan kimse o gururunun işkencesini çekecek. Neden? Yanlış yaptığını yaratıcısı söylüyor. Bu kainatta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Bir işkence çekiyorsan yanlışlığının cezasını, yani ceza derken karşılığı manasında söylüyor. Yanlış yaptın, bundan vazgeç ikazını alacak. Kainatı kuran böyle kurdu. Çünkü ayet diyorsun, o kafir olan Hı. Teşekkür etmeyen insanı bir daha çağırmaz der. Herkes hiç imanlara bilmezlik olmayan böyle bir duygusu var. Evet. En dinsiz birisinin evine gidip de mutfağından yemek yiyip de bunlar buraya tesadüfen gelmişlerdir. Zaten bu doğal bir süreçtir deyip yemeğini çekip gittiğin zaman en dinsiz adam bile ne yapar? Bir daha seni evine almaz. Doğal süreç işte. Oluşmuş. Oluşmuş. Peki şey, insan mesela... Niye kabul etmiyorsun? Niye beğenmiyorsun o kişiyi? İşin enteresan değil mi? O şekilde bakan insan sürekli aslında daha çok kendisine teşekkür etmesini istiyor.
Evet. Taş diyor. Tamam. Çünkü kendiler görüyor. Kaynak dediği konusunda ki o duygu gayet canlı. Kuvvetli bir duygu. Benim diyor ve devamlı öyle bir şekilde bilmesini istiyor. Sen benim de dedim ama... Doğru. Hocadan kalmak üzereydi bir arkadaş da. Gitti işte, hocam ya şunu işte C verirseniz geçireceğim diyor. İnşallah diğerlerinden kurtarsam. Öyle de inşallah da olmaz dedi. Ben istersem olur. Onu da C verdi ama inşallah dediği için oldu. Yaratılıştaki sistemi, kuralı, demek ki kurallı yaratılışı sebep sonuç bağlantısı gibi yorumlamak insanın kendi gururundan kaynaklanıyor. Bunu çözmemiz lazım. Bu yanlıştır dediğimiz andan itibaren sebep ve sonuç arasındaki yaratıcılık ilişkisi %0'a iniyor. %0'a inince sebep ve sonuç arasındaki mesafe sonsuz açılıyor. Yani bu sebep gibi gördüğüm şey sonucun yaratıcısı olamaz. O halde bu sonucun özellikleri nereden gelir? Bakıyorum sonuca ne kadar özellik gördüysem bu sebeple sonucu bu düzen içerisindeki yaratan bunları kastediyor. Diyorum, İsmail İlahiye oradan tulu ediyor. İmanın çıkış noktası, imanın tam hakikate veya en gerçekçi, en âlem-i şehadette görünür gibi dayandığı nokta, mesnedi burası. Sebeple sonucun arasındaki sonsuz mesafeden görünen Esma-i İlahiye, yaratıcının özellikleri. Sebep ve müsebbep, şu cümle çok vurucu bir yer. Sebep ve müsebbep, sebep ve sonuç ortasındaki uzun mesafede Esma-i İlahiye birer yıldız gibi tulu eder. Bu cümleyi alıp kafaya koy bakalım. İyi dikkat etmemiz lazım buralara. Esma-i İlahiye yıldız gibi tulu eder. Mesela bakayım şöyle. Matlaları yani ne demek matla? Esma-i İlahiye'nin doğuş yeri. Yani Allah'ın isimlerinin özelliklerinin, yaratıcının özelliklerinin göründüğü yer. Bizim karşımıza çıkış yeri. Matlaları o mesafe-i maneviyedir. Ne demek o mesafe-i maneviye? Sebep sonuç ilişkisi içerisindeki zahiri alemde gördüğümüz şu yaratılış kuralının gereği sebebin sonuca yakın olarak yaratılması ve fakat yaratıcılık noktasında sebep diye bilinenin sonucun yaratıcı olmayacağı konusundaki insanın kat'i kanaati. O manevi mesafe Esma-i İlahiye'nin tulu yerleri. Yani güneş doğar gibi. Buna örnek olarak anlatacak şimdi. Nasıl ki zahir nazarda dağların daire-i ufkunda semanın etekleri muttasıl ve mukarim görünür. Yani insan şöyle baktığında zahir nazarda dağın üstünde sema ile dağın üst kısmı tepesi birleşik görünür. Ufuk deriz ya oraya. Evet. Birleşik görünür. Halbuki daire-i ufku cibali'den semanın eteğine kadar umum yıldızların yani o dağın üst kısmının ufku cibali, ufukun ve semanın eteğine kadar, o sema orada birleşik diye görmüştük ya, oraya kadar umum yıldızların matlaları ve başka şeylerin meskenleri olan bir mesafe-i azime bulunduğu gibi. Ne demek? Siz o dağın tepesine çıktığınız zaman hani gökyüzü burada birleşiyordu? Yok. Oraya çıktığınızda ne görürsünüz?
Semanın yıldızlarına görürsün. O küçük, o bitişik diye görünen yerde bu çok güzel bir tespit. Bu çok güzel bir temsil. Dışarıdan uzaktan baktığımızda, dikkatsizce baktığımızda bitişik diye görünen yerde ne görünür? Galaksiler görünür, yıldızlar görünür. Daha doğrusu hiçbir bitişiklik olmadı. Hiçbir bitişiklik olmadı. Yeter ki oraya gir bak, kasten bak oraya. Onun yıldızları, maktaları, doğuş yerleri ve başka şeylerin meskenleri olan bir mesafeyi azime bulunduğu gibi. Orada öyle büyük bir mesafe var ki bütün galaksiler oradan görünür. Orada başka şeyler de var yani. Ağaçlar var, atmosfer var, hepsi bakar. Aa, orası demek ki kesinlikle bitişik değilmiş. Yakınlık da yokmuş. Yani benim buraya bulunduğuma göre dağın tepesi daha yakın değil. Böyle olduğu gibi esbab ile müsebbabat mabeyninde sebep ve sonuçlar arasında öyle bir mesafe-i maneviye var ki iman dürbünüyle Kur'an'ın nuruyla görülür. İşte insan tevazuyu esas alırsa, yani gidip ufukta birleşiyor dediğin yere bizzat gidip bakarsan bu sonucu, bu sebep yapabilir. Atomlar beni yapmış olabilir. Moleküller benim yapıcım olabilir. Bunlar benim geleceğimi, ihtiyarlayacağımı, genç olacağımı, duygularımı üretebilir mi diye üzerine gidip baktığında aradaki mesafenin sonsuz olduğunu, manevi bir mesafe var ki yani yan yana gibi görünüyor ama yaratıcılık noktasında öyle bir mesafe var ki orada yaratıcının bütün özelliklerini görürüz. İman ile Kur'an ile görünür. Şimdi Kur'an ile görünür demesi şu: Kur'an'ın öğretiminde, terbiyesinde Kur'an bize o mesafeden nasıl Esma-i İlahi'nin yaratıcının özelliklerini görebileceğimizi öğretir. Kur'an'ın maksadı onun için Kur'an ayetlerini bu baksada ulaşmak üzere nasıl anlayacağım, nasıl dinleyeceğim ve nasıl o ayetler bana bu maksada ulaştırmak için bana hitap ediyor, onu anlamam lazım. Ona dikkat etmem lazım. Kur'an'ın nuruyla görünür. Mesela dedi, o anda kalalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena. Bismillahirrahmanirrahim. Entel alimun hakim. Ve ahir davahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.